Şimdi Adıyaman'ın en büyük istihdamı Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde sağlanmaktadır. Bizim resmi kayıtlarımıza göre 12.500 civarında sigortalı iş yerimiz var. Malumunuz bizim artık olmazsa olmazlarımız arasında Suriyeli hemşerilerimiz de vardır. İster istemez bu arkadaşlarımız da fabrikalarımızda istihdam edilmektedirler. Sayılarını bilmemekle birlikte 2000 civarında da sigortalı olmayan ve belki gayri resmi veya resmi artık ne olursa olsun o vatandaşlarımız da organize sanayi bölgemizde istihdam edilmektedirler. Yeni açılan yaklaşık 16 tane firmamız var. Bu firmaların 12 tanesi konfeksiyon, bunun dışında 2 tanesi gıda, değişik konularda açılan fabrikalarımız var. Yani 2020 yılı içerisinde 16 tane yeni fabrikamız açıldı. Şu anda inşaatı devam etmekte olan 20 civarında fabrikamız var. İnşallah 2021 yılı içerisinde bunları da aşmaya hazır duruma getireceğiz. 6. bölge teşvikleriyle birlikte Adıyaman'a bayağı rağbet arttı. Çünkü 6. bölge teşvikleri ciddi anlamda sanayicilere avantaj sağlamakta. Biz bununla memnuniyet duyuyoruz. Biz genişleme için kamu yararı kararı aldık. Bizim projelerimiz bakanlıkta onayda. En kısa sürede işte bir 10-15 gün içerisinde bu projelerimiz bize geri döndü takdirde. Biz yeniden imar planlarını yapıp bakanlığa onaylatacağız. 2 veya 3 ay içerisinde bize müracaat eden 80 tane fabrikanın içerisinde yani müracaatlar var. Biz onlara tercihimizi yapacağız. Biz daha çok üretim ve istihdama göre tercihlerimizi yapıyoruz. Bizim amacımız daha yani 40 adet arsa değil, keşke 100 tane daha üretebilsek daha iyiye gideriz. Bizim Adıyaman olarak artık karma organize sanayi bölgelerine vazgeçip ihtisas organize sanayi bölgelerine geçmemiz lazım. Çünkü bizim karma organize sanayi bölgesinde gıda ile seramik fabrikamız şu anda yan yana. Orada çok büyük rahatsızlık duymaktayız. İnşallah yetkililerimiz bir ihtisas gıda organize sanayi bölgesi, ihtisas tekstil organize sanayi bölgesinde açarlarsa hem Adıyaman rahata kavuşur hem de buraya gelen sanayicilerimiz rahat ederler. Bizim uğraştığımız bir yer vardı, halen de uğraşıyoruz ama bürokrasiyi bir türlü aşamadık. Yereldeki bürokrasiyi aşamadık. Ankara'yı aşıyoruz, Cumhurbaşkanı'nı aşıyoruz ama geliyoruz geri Adıyaman bürokrasisine takılıyoruz. Bu bürokrasiyle de inşallah uğraşarak adamlarımız olacak. Onu da aşarsak daha iyi duruma geleceğiz.
Şimdi üniversitelerimiz herkes masa başı işi istiyor. Bizim organize sanayi bölgesinde teknolojik yatırımlar öyle fazla yok. İki tane veya üç tane var. Örneğin bir tanesi GTC dediğimiz güneş paneli yapan firma. Orada 80 üzerinde elektrik mühendisi çalışıyor. Vital Serum'da da epey bir üniversite mezunu var. Ama bizim normalde ortaokul lise mezunları çok rahatlıkla Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilmektedirler. 2 yıllık üniversite mezunlarının çoğu da bizde şu anda 1600-1700 civarında çağrı merkezlerimize, 3 tane çağrı merkezimiz mevcut. Bunlarda da 1600-1700 civarında eleman çalışmakta. Bunların geneli 2 yıllık mezunlarda. Ancak 4 yıllık mezunların kendi branşlarında, organize sanayi bölgelerinde iş bulmaları biraz zor. Çünkü teknolojik yatırımlar henüz geçemedik. Teknolojik yatırımların altyapıları biraz sorunlu. Yani sorunlu derken, okullarımızda, üniversitelerimizde eleman yetiştirirken bize göre eleman yetişmemekte. Onlar pratik görmeden teorik olarak bize geliyorlar. Sanayicimiz de buna hazır değil. Bizim elemanlarımız da hazır değil. Zaman içerisinde inşallah bunlar da aşılır. Teknolojik yatırımlara da geçeriz. Şimdi yıllardır bu teknik lise, endüstri meslek lisesi dediğimiz lise Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde eminim ki bugüne kadar 10 tane eleman Organize Sanayi Bölgesi'ne vermemektedirler. Çünkü en fazla bizde istihdam edilen yer konfeksiyon ve iplik. Bu dal yok şu anda bizim endüstri meslek lisemizin içerisinde. Zaten bizimle diyalogları da yok. Tepeden geliyorlar. Öğrenciler top oynuyor, gidiyorlar. Yani bizim ne yaptıklarını bile bilmiyoruz. Yönetiminde değil, bizi uzak tutuyorlar kendilerinden. Aslında oranın tasarrufu bizde olmasına rağmen biz de kimseyle karşı karşıya gelmek istemiyoruz ama unutmasınlar ki oranın tasarrufu bizde. Yani eğer böyle giderse zaten tasarruf hakkımızı kullanmak zorunda kalacağız. Ya, bu duruma gelmesini istemiyorum ben şahsen ama yetkililer de bunun farkındalar. Yani bir gün o duruma gelmememiz gerekir. Buradaki kurulmanın tek amacı organize sanayi bölgesine nitelikli eleman yetiştirmek içindir. Ama bunu yapmıyorlarsa kendileri büyük bir günah işliyorlar. O öğrencilere de yazık, bizlere de yazık. 36 dönüm yer vermişiz. Bir tane eleman organize sanayi bölgesinde istihdam edilmiyor.